Vallahi yakında Cumhurbaşkanımız Suriyeli olursa hiç şaşırmayacağım. Şu anda rahat, herkes istediğini yapabiliyor bana göre. Vallahi enflasyon yüksekliği bizi de vuruyor ister istemez. Gerçi ben TÜİK'in açıkladığı verilere de inanmıyorum. TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı. Açıklanan verilere göre enflasyon rakamları yıllık bazda %69,97 olarak son 20 yılın zirvesine yükseldi. Bizler de vatandaşlara bu konuyla ilgili sorular sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Doğrudur, katılıyorum. Çünkü ben 50 yaşındayım. Ben 50 yaşındayım ama böyle bir hiçbir şey görmedim bugüne kadar. Ama ne oldu? Hükümetten mi kaynaklı? İnsanlardan mı kaynaklı? Dış güçlerden mi kaynaklı? Bunu biz bilmiyoruz. Bunu mutlaka bilenler vardır, değil mi? Allah altyapıdaki insanlarımıza yardım etsin. Teşekkür ederim. Başka? Peki ya sizce bu enflasyon yükselişi düzeltilir mi? Azalışa geçer mi? Ona şimdi hiçbir bir şey diyemeyeceğim. Bir bilgim yok. Yani eğer hükümet değişir de gerçekçi, Allah rızası için bir lider gelirse o zamanlar belki, ama şu anda hiç düşünemiyoruz bilene. Bir ben değil. Kime sorursanız sorun. Enflasyon son 20 yılın zirvesinde derken delikanlı. Arka. Ben fazla olduğuna inanıyorum. Yani %50 lira falan değil. %80-90'lara çıkın. O şekilde enflasyon. Şu anda %69,97 yüzde bazında. Öyle mi? Evet. Bence daha da yüksek. Yani öyle gözüküyor ama. Küresel krizin etkisi oluyor gerek. Türkiye'de bazı olan olaylardan dolayı oluyor gerek. Ama daha yüksek, onu söyleyebilirim yani. %80'ler, 90'lar, %100'ler bazı ürünler mesela. Değil mi? Yani şey, sizler açıklanan verilere inanmıyorsunuz. Yani inanmıyorsunuz. Tabii ki biraz daha yüksek. Yüksek. Peki sizce neden gerçek veriler verilmiyor olabilir? Kaç açıklanmış bilmiyorum ama. %69,97. %70. Doğru. O civar olabilir yani. Biraz düşmüş olabilir. İki ay önceye göre biraz daha düşme olabilir. Doğrudur. O olabilir. Peki sizce bunun önüne geçebilir miyiz artışın? Tabii ki geçilebilir. Yani o benim görevim değil. O devletin görevi. Hükümetin görevi. Onların yapması gerekiyor. Onların çalışması gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Hani bizim yapacağımız bir şey yok. Biz normal bir vatandaşız yani. Doğrudur. Enflasyon var. Halkımızda bir bir moral bozukluğu oldu tabii ki de. Ama bunlar olağan şeyler, olacak, geçer diye ümit ediyorum. Geçecek de. Biraz da sanki Türkiye Cumhuriyeti üzerinde dış güçlerin, küreselcilerin, büyük zengin ailelerin sanki baskısı var gibime geliyor. Ele geçirme projesi gibi düşünüyorum. Allah'ın izniyle Reis Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan bunların üstesinden geleceğine inanıyorum. Valla bu konuyla ilgili piyasa öyle kuru kalabalık, öyle gezdiğine bakmayın. Millet bayramlaşmaya gidemedi. Benzinin litresi olmuş 22-23 milyon. Yani diyeceklerim bunlar. Başka da her şey piyasada pahalı. Domates olmuş 24-25 milyon. Tam yaz mevsimi, domatesin yetişeceği zaman. Salatalığın yetişeceği zaman. Pahalı, hayat pahalı ya. Yani geziyor da hep kuru kalabalık geziyor. Yani başka bir şey yok. Peki sizce bu artışın önüne geçebilir miyiz? Açlığın önüne, artışın önüne geçilir. Nasıl geçilir? 20 senedir bu hükümete verdik. Verildi yani. Herkes verdi. Hükümet biterse, değişirse düzende değişeceğini düşünüyorum. Değişir yani. Tek bir adama bağladık. 20 senedir aynı. Devam. Nereye kadar devam? Ya değişiklik olsun. Başka biri geçsin. Biraz da o yönetsin. Ya kim geçerse geçsin. A partisi, B partisi önemli değil. Ama birinden biri geçsin. 20 senedir aynı düzen devam ediyor. Verdik yani. Doğrudur. Çünkü hani gerçi ben TÜİK'in açıkladığı verilere de inanmıyorum. Çünkü hani %20 gibi, %25 gibi komik bir rakam açıklıyorlar ama yani hayat pahalılığını görüyorsunuz. 5 kilo ayçiçek yağı olmuş, nereden baksanız 200 TL. Yani biz 5 kilo ayçiçek yağını buradan 1,5 sene kadar önce 35 TL'ye alıyorduk yani. Bu nasıl bir enflasyon rakamı? Hadi ben şimdi sana soruyorum. Peki ya sizce bu yükseliş düzeltilebilir mi? Vallahi devletin bu konuda ciddi adımlar atması lazım. Ciddi yaptırımlar uygulaması gerekiyor. Hani tamam şimdi 5 büyük markete ceza kestiler ama bir faydası yok yani. Devletin bence hani atıyorum örnek veriyorum şeker. Şekerin bir kilosu 10 TL. Sen bunu 11 TL'ye satamazsın kardeşim diye bir yasa, ama katı bir yasa, uygulayıcı ve yaptırımcı bir yasa uygulaması gerekiyor. Benim naçizane fikrim. Çok kötü durumdayız. Ben asla ATV izlemiyorum. Yani başka ne diyebilirim ki?
Yani istediğimiz gibi yiyemiyoruz, gezemiyoruz. Vallahi yakında Cumhurbaşkanımız Suriyeli olursa hiç şaşırmayacağım. Milletvekillerimiz, onlar bize iş verecek. Benim yan tarafımda dükkanları var. Ben oradan alışveriş yapıyorum çünkü onlar ucuz alışveriş yap. Yani oradan alışveriş yapmak zorunda kaldım artık. Marketlere güç yetmiyor. Daha ne diyebilirim ki? Peki sizce bu artışın önüne geçebilir miyiz? Valla ben CHP'ye oy vererek geçmeyi düşünüyorum ama yaşlılarımıza ah biraz hani ne diyecekler yarın bir gün? Bir zam yapacaklar onların maaşına. Gene onlar oy verecek. Suriyeliler verecek. Ve gene onlar kazanacak ama inşallah kazanmaz. Ne diyeyim başka? Bu durum bizim için gayet iyi durumda diye düşünüyorum. Yani herkes şu an rahat gezebiliyor en azından. Çünkü eski döneme bakarsan biraz sıkıntılar çekmişti. Özellikle Kayseri bu durumda. Şu anda rahat herkes istediğini yapabiliyor bana göre. Peki vatandaşlar bazıları durumun pahalı olduğundan bahsediyor şu andan. Onlarla ilgili neler düşünüyorsunuz? Evet, çoğu fiyatlar pahalı, ona bir şey diyemem çünkü hayat pahalı şu anda. Bütün her yerde aynı. Bak mesela geçen hafta Adana'daydım, aynı fiyatlar orada da aynı. Yani her yer pahalı, şu anda ucuz olan bir yer yok yani. Peki sizce hayat pahalının önüne geçebilir miyiz? Bana göre geçirilebilir. Nasıl geçirilebilir? Yani şöyle bir süre daha böyle sıkıntılar çekilir, sonrasında en azından düzelebilir diye düşünüyorum. Vallahi enflasyon yüksekliği bizi de vuruyor ister istemez. Ya geçen sene atıyorum 50 liraya, 70 liraya, 80 liraya sattığımız tişörtler bu sene 100 ve üzerindeki fiyatları almaya başladık biz. Bu da ister istemez halkı sıkıntıya sokmaya başladı. Şu anda işte bayram çıkışı oldu. Mesela bayramda ufak tefek bir satışımız oldu. Ama bayramda bile gelen insan mesela sadece bir pantolon veyahut da bir tişörtle geçiştirmeye çalıştı. Enflasyon bayağı yüksek olduğu için sıkıntıya düştük yani biz de ister istemez. Peki ya sizce bu yükseliş düzeltilir mi? Yavaş yavaş azalmaya gidebilir miyiz? Vallahi devlet büyüklerimiz bence bu konuda bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Yapmaları da lazım. Bakalım inşallah düzelir diye umuyoruz ama burası Türkiye, yanlış anlamayın benim dediğim ama ya yükselen bir şey de düşmüyor yani işin aslına bakarsanız.